Efendim merhabalar uzun bir aradan sonra e, Türk Yön Eserleri ve bestecileri Aslı İzzet ben ve bugün konuğumuz Şebnem Yıldırım Orhan 92. bölümle karşınızdayız hoş geldiniz diyorum herkese hoş bulduk, hoş bulduk. evet hayırlısıyla başlıyoruz Şebnem evet. hocam hoş geldiniz hoş ben e, biraz bu uzun arayı önce bir açıklayayım e, şu kırmızıl bayan <laughs> ee, yüksek lisanstan mezun olana kadar e, bir ara vermemiz gerekti, en sonunda bitirdi. Ama yani benim ömrümden de uzun bir kısmı yemiş oldu sayesinde. <laughs> yani sadece tabii ki Aslı değil, bir yandan Ebu Bekir de mezun oldu. İkisini birden e, tezleriydi, yok çalmaları da şu suyu bu suyu detayına girmeyeyim ama onu da <laughs> Aslı'yı da yedi, beni de yedi. Bu arada Tayfun Bey e, hayatında 50 tane inişler çıkışlar <laughs> evet. e, ben onları bekledim tabiri caizse doğru mu? Hani doğru, ben çok doğru. Ama bugün iç huzuruyla bizim için projenin en önemli destekçilerinden herhalde 3-4 kişiden biridir Şebnem Hoca. Yani genel anlamda ben sadece bu projeye özel de değil, bir şey olduğu zaman, başım sıkıştığı zaman herhalde arayacağım ilk üç kişiden birisiniz Şebnem Hocam. Yani sayenizde hayat kolaylaşıyor öyle söyleyeyim. Ee, özellikle ile ilgili 50 e, farklı konuda bir çözüm öneriniz mutlaka oluyor. Önce ona teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Yani e, bizim için orada bir dostsunuz Gazi'de. Biliyorum ki Şebnem hocam. Bir şekilde elinden geleni yapar ki yüzde %90'da çözer. O yüzden e, konuklarımızın önünde tekrar teşekkür etmek istiyorum size. E, bu tip işbirlikleri olmadan zaten bizim bu camia zaten küçük bir camiayız. Fazla bir şey üretme şansımız yok. E, sizin de bu katkılarınızı e, bir senedir iki senedir sizinle bu sürecin içinde zaten 50 kere konuştuk. Size uygun zaman bugünmüş ancak bugün yapabildik. Ama bizden kaynaklı değil, sizden kaynaklı biliyorsunuz. Hani, <laughs> yani kaç kere <laughs> hadi hadi dedik. En sonunda size bugün uygunmuş, bugün yapabiliyoruz. Yoksa hani bizim için hep listenin başında oldunuz. Ee, çünkü birazdan özgeçmişinizi dinleyeceğiz. Biraz anlatmanızı rica edeceğiz. Ama hani konuştukça da umarım seyircilerimiz ne kadar... E, bu mesleğin daha iyiye gitmesi için ne kadar çok çabaladığınızı göreceklerdir diye tahmin ediyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz. Konsept gereği ben sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Sonra sohbete başlarız. Çok teşekkür ederim. Bir kere ince davetiniz ve benim bir türlü gelememem çok özür dilerim. E, ama hep kalbimdesiniz. Belki onun verdiği güvenle öteleyebildim. Hani onu şımarıklık olarak adletmedi, etmeyeceğinizden emin olarak e, bu lüksümü kullandım. Bu kadar anlamlı sözlerden sonra sesimi titretmeden size hitap edebilmem ne kadar mümkün bilmiyorum. Çok duygulandım. Umarım bu sözlerinizin hepsini hak ediyorumdur. Ben e, bu da konsepti biraz biliyorum tabii çokça izledim. E, önce yaş sonra doğum yeri ve ondan sonra olanları. Yani bunu artık söyleyebilecek yaşlara gel söyleyemeyecek yaşlara geldi. Ama yine de yolonsercılar arasında çok özel bir hukuk olduğunu düşünüyorum. ...sizden sır saklayamayacağım... ...1974 Mersin doğumluyum... <laughs> e, ...violonsel ile tanışmam... ...1990 yılında... ...Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi... ...Müzik Eğitim Ana bilim dalına girmemle... E, ...başladı... ...onu e, ilk kez bana Yakup Hocam... ...Yakup Kıvrak Hocam... E, ...gösterdi, anlattı, öğretti... ...ona çok minnet borçluyum... E, ...tutkuyla bağlanmamı sağladı... ...daha sonra Şinasi Çilden Hocamla... E, ...buluştum... ...yüksek lisans ve doktora aşamalarında... Ee, onun o disiplini öğretme aşkı beni öğretmen e, olmaya çok motive etti öğretmen olmam için ne kadar mühim bir iş yaptığımı fark etmeme sebep oldu ee, kısa bir süre doktora aşamasında Ali Doğan hocamla çalıştım. E, bu arada bir sürü workshoplara masterclass'lara katıldım Şölen e, Kenar hocamın çok emeği vardır üstümde onun bütün Datça'daki e, küçük çocukları olan e, özellikle küçük çocukları olan e, masterclass'larının hepsinde e, 30 üstü olarak e, görevimi aldım o yüzden benimle özel olarak ilgilendiğini her zaman hissettim e, bir misyon edindiğimi Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmenlik çünkü yapıyordum o sıralarda e, Kreşten Üniversiteye kadar pek çok eğitim kurumunda çalışma fırsatı buldum. E, çok şey öğrendim. E, 3 yaşla e, 70 yaşlıyım hani gerçekten çalı e, öğretmek konusunda çok bu konuda çok beni e, eğitti bu çalıştığım kurumlar. E, özellikle Güzel Sanatlar Lisesi benim için çok kıymetliydi. Orada çalgı öğretmeni olmanın getirdiği sorumluluğun farkına varıp e, çalgımla daha çok ...iletişim içinde olmam gerektiği için akademik kariyerimi hep devam ettim. Ama özellikle bugünün konusu olarak Türk müziği ve Türk e, bestecileriyle ilgili yapılmış bu çalışmaya belki e, benim de e, asla besteci değilim asla. Seslendirmeci olarak ya da e, seçici biri olarak hani sınav komisyonlarında seçici biri olarak Sivas'ta yaptığım öğretmenlik beni çok etkiledi. 94 yılında e, Mecburi Hizmet sebebiyle Sivas'a tayinim çıktı 94 yılında. E, ve oradaki, o e, kültürümüzdeki o zenginliği e, orada fark edebildim açıkçası. Çünkü ondan önce halk müziği, Türk müziği, e, böyle annelerin babaların dinleyebileceği sadece e, bir etkinlikti. Benim çok birincil tercihim değildi açıkçası. Daha sonra Şinasi Hocam'la olan çalışmalarımızda onun türkülerini seslendirmeye daha meyilli oldum o Sivas'taki e, bir senelik e, çalışmam sonucunda e, herhalde buraya gelmem gerekiyor değil mi hocam? Çok fazla Hı -hı. dolanmadan. Evet. Yani e, e, sonuçta e, Gazi bizim için kuzen. Evet, kültürünüz. Sonuçta 36'da işte ilk 24'te Musiki Muhalim Mektebi kuruluyor. 36'da ikiye bölüyor Atatürk. Diyor ki çalgıcılar, konservatuara öğretmenler Gazi'ye evet. doğru ifade ediyorum diye düşünüyorum. Aynen öyle hocam. O günden beri biz böyle iki kuzen eskiden beş evlerde dip dibe şimdi arada bayağı bir fiziksel mesafe olan şekilde Ankara'da eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Zaten Türkiye'deki birçok okulunda çıkış noktası gerek Gazi gerek konservatuar sizin tarafta siz bizim tarafta biz. öyle bakınca siz o kültürün çok olumlu temsilcilerinden birisiniz sonuçta. Bir sürü bir şeyler üretiyorsunuz. Dün Aslı bir özgeçmişinizi yolladı. Şeyin makaleleri sonunu göremedik. <laughs> Aşağı doğru gidiyor. Sürekli bir e, makalelerle uğraşıyorsunuz. O başka bir dünya bizimki başka bir dünya sonuçta. E, ama katkınızın büyüklüğünü yatsıyamayız. Biz burada sadece onu ne kadar seyircilere aktarabilir miyizin derdindeyiz... Ee, o zaman şöyle yapalım seslendirmelere bence geçelim ne dersin Aslı ee, Şemnem hocanın neleri ne yaptığını biraz anlatalım İstersen sen Aslı biraz sözü devral ne anlatacağız veya hocaya soralım ne, Aa, ne anlatmak ister nereden başlamak isterseniz öncelikle Erdal hocayla Erdal Tuğcularla zaten kendisiyle yaptığımız bölümde konuştuğumuz kendi eserleri vardı sizin e, seslendirdiğiniz ve bu müzik eğitim yayınları içerisinde sizin aynı zamanları bunda, bunları yayınlattığınızı, üzerinde emeğiniz olduğunu biliyorum. Ama bunların aynı zamanda bir yolu eseri olduğunu da biliyoruz. Oradan viyolonseri e, devşirildiğini diyeyim. diyeyim. Onları da en, öncelikle anlatmanızı, sonra Şinasi Hoca ile birlikte yaptığınız kitap, onun konserleri, seslendirmeleri, en son Ozan Belge ile beraber çıkardığınız ortak kitap, o diğer seslendiriniz her şey, Viyonsa üzerine yazdığınız milyarlarca makale, yani aynı ya, zamanda O kadar, ben... kadar iddialı değil mi? <laughs> sayı, ile ilgilenmedim ancak evet. e, uzun süredir tabii... E, akademik hayatın içinde olunca o da akademinin bir gerekliliği olarak özellikle lisansüstü öğrencilerin o hani etütle ilgili, analizlerle ilgili kısmından bahsetmek istiyorum. Ee, bir müzik eserini algılayabilmekteki en iyi yolun analiz olduğunu düşündüğüm için o, o yönde çok fazla yayınımız var ama işte hepsi birer biyolonsel e, öğretmeni adayının yapması gereken bir etkinlik olarak onlar var. Ee, i̇sterseniz şeyle başlayayım. Hani 1990 yılında Gazi'ye girdim. 1992 yılında Gazi'den küçük bir oda korosu ve oda orkestrasıyla Bitgoş'ta bir ee, uluslararası bir müzik festivaline ee, katılmak üzere Bitgoş Polonya Bitgoş müzik. İmpresteci Müzik'ine hiç kulağımdan gitmiyor. Ee, bir otobüs dolusu arkadaşım ve hocalarımla, e, Yakup hocamla, e, Aydın İlki hocamla beraber e, Bitgoş'a gittik. Tabii oradaki repertuar seçimi e, tamamıyla türkülerden oluşuyordu. Yani hani Gazi Eğitim Fakültesi'ne gelirken ki e, müziğe bakış açımla o yıldan sonra o toplulukla gittiğim o etkinlikle beraber... ...mesela Süpürgesi Yonca'dan... E, ...Ali Sevgi Hocam'ın Laçin Türküsü... E, Ertuğrul Bayraktar Hocam'ın Çam'dan Sakız Akıyor Türkü düzenlemeleriyle... E, ...aslında e, türkülerimizin de ne kadar derinlikli ve çok güzel olabileceğini fark ettim. E, 18 yaşındaydım o vakit. Sonra Şinasi Hocam e, benim... Lisans döneminde öğretmenim olmamıştı ancak e, hocam Yakup Bey hocayla e, hep konserler verirler ve konser repertuarlarında hep bir türkü düzenlemesi olurdu. E, biz tabii daha çok Vivaldi konçerto seven çocuklardık, onu dinlemek için giderdik ama ona da maruz kalıyorduk küçük küçük. Sonra hocam oldu Şinasi Hocam. Bizleri hep çaldırdı. E, aslında başlangıçtan itibaren hatta zorunlu eser olarak e, çaldırdığı şeyler de vardı Şinasi Hocam'ın. E, daha yakın bir ilişki kurunca e, benim okulumdaki hocalarım çok mütevazi insanlar. Aslında yeteneklerinin e, ve gerçekten becerilerinin e, sunma konusunda... E, Bence çok mütevazi davranıyorlar. Mesela Erdal Hocam dediniz ya işte bir Türk eseri çalman gerekiyor ama Türk eseri yok. Olanlar çok büyük boyutlu ve gazi eğitim sınırları içerisinde. E, mesela benim hani en fazla tanıdığım e, Saygun sonat ve partitalar var. Hani daha üst sınırlarda o müziği algılamak, o, o müziği performe etmek e, bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerin ben 17 yaşında bir yolun aşırdım. E, yani o sınırlar içerisinde onu sergilemek çok güçtü. Dolayısıyla daha küçük boyutlu eserlere ihtiyaç var ve Şinasi Hocam işte özellikle aslında e, Anadolu'dan gelen çocukları e, ile oryante etmek için kullandığı o türküleri daha sonra konserlerde de sergileyince e, ben de sergileyince dedim ki Şinasi Hocama hocam bunu herkesin duyması lazım. Yani bunlar çok özel şeyler, çok özel tınılar. Hiç kolay değil yani hiç öyle yabana atılacak şeyler değil. Hatta ee, hiç kolay olmadığı için bütün soruları ben çalarım Siyin dedi. Şiraz Hocam eşlikleri çalar çünkü o çok güçtür onun eşliklerini çalmak. Ee, aynı şekilde Erdal Hocam'ın e, Uzun Havası violonsel içindir. Ee, ancak Hicaz şarkısı viola içindir. Yani Piyano eşlikli eser bulmak konusunda hep bir güçlüğümüz var. E, farklı uluslararası platformlarda e, konser vermeye gidiyoruz ya da işte o tip kongrelerde yurt dışından e, akademisyen, müzisyen akademisyenler geliyor. E şimdi onları hani bir Haydn domajör konçerta çalmak yerine değil mi bir türkü düzenlemesi çalmak, piyano eşlikli bir çok sesli türkü tanıtmak bizim misyonumuz olduğunu düşündüm. E, ve böyle işte e, bu tip kongrelerde, bu tip etkinliklerde çalmak üzere diye hep böyle kafamda planlamalar yapardım ee, özellikle Longo ve Sirtolar'ın aslında batı müziği formunda eserler olduğunu, Show pieces kapsamında kullanabilecek kadar e, karakterinin uygun olduğunu e, düşünüp aslında 2018'li yıllarda e, bu, bunları nasıl kullanabiliriz, nasıl eşitlendirme yapabiliriz diye hep böyle çırpınıp durdum Bu, e, bu konuda iki değerli... cello e, bir Anadolu'nun özeline döneceğim ha, hangi tamam. bestelendi kaç eserden oluşuyor kaç kere kaydedildi ya da çalındı onları sorayım o zaman. Hocam iki çeylo bir Anadolu tamamıyla Şinasi Hocam'ın kendi e, 40 küsur yıllık eğitimcilik öğretmenlik hayatının bir ürünüdür. Benim ufak tefek katkılarım vardır onda. Okay. E, çok seslendirilirken hani belki e, şurası böyle olsa gibi yani o tamamıyla Şinasi Hocam'ın kendi kişisel ürünüdür. Benim yaşadığım kayıttan önceki e, gençliğimin en güzel cumartesilerini e, bütünüyle Şinasi Hocamla geçirdi iki yılını Şinasi Hocamla geçirdiğimi biliyorum. Sırayla olarak evet. benim için budur. Şinasi Hoca bölümünde biz bu konuyu konuştuk ama Hı -hı. bir de sizin ağzınızdan evet. e, hafıza sonuçta bu. E, o hikayeyi duymak için soruyorum bunu. Yani iki cello bir Anadolu hangi yıl bestelendi? Ne zaman kitaplaştırıldı? Sonuçta bir kitap var ortada. Yani ee... tek tek yıl yıl onları bilemeyeceğim. Çünkü çok benden önce. Tamam, e, okay. O zaman kitaplaştırıldığı sonra. yılı hatırlıyor musunuz? Evet, 2008 1 Kasım'da e, çok iyi hatırlıyorum tarihini e, çıkmıştı. E, Şinasi Hocam çok titiz biri. E, onun hani o elindeki materyallerin bir ürüne dönüşmesi tabii çok uzun zaman aldı açıkçası. E, Cihat Aşk'ın bu konuda e, çok... Yardımcı oldu, yüreklendirdi ve destekledi. E, gerçekten hocamın C.S. olan e, pek çok meslektaşı bu konuda bizi çok destekledi. Çok çok konser verdik kayıttan önce. İnsanların tepkisi tınları dinledik. E, daha sonra e, sonu müzikle e, bir anlaşma yapılarak e, oldukça da e, şey oldu, popüler oldu aslında o dönemde. Ee, sonra ben biraz evvel bahsettiğim longa ve sirtolarda Ozan Belge ile e, sanılmış oldu. Piyano eşlikli. E, böylece altı tane parçamız oldu. Onlar da böyle uluslararası konser programlarında özellikle yurt dışında yaşayan e, Türk biyoloğun selcileri için de bence güzel bir repertuar aldı. Bizim için tabii ki oldu. Şüphesiz oldu. Ee, peki e, e, Şinasi Hoca yla... Kaç kere çalabildiniz bu iki kiçello bir Anadolu'yu? Çok. Çok çok, çok hocam. Çok. O zaman bir yurt sayı dışında yok. da çalındı. Hatta ben e, yurt dışında yaşayan Yolon öğrencilerimle bizzat gidip çalabildim. E, ya yani hala çalınıyor. Oradaki e, mesela Hollanda'da bir biyoloji öğretmeni e, programını aldığını biliyorum. Onlar e, çalıyorlar konserlerinde. Biliyorsunuz halk müziği ürünlerine çok ilgi duyuyorlar. E, ve çok saygıyla karşıladılar hayranlıkla. E iki çello bir Anadolu'nun devamı geliyor aslında. Size buradan bir e, şey yapayım. E, hocam çok çalışkan biliyorsunuz. Bilmiyorum geçen onun şeyinde çok iyi hatırlamıyorum bahsetti mi. E, son yaptıkları gerçekten üst düzey. Hani e, iki çello bir Anadolu'nun ilki çok güzeldi evet ama bu seferki tınılar bana çok derin çok derin geldi. Pandemi döneminde çok çalıştım. Konsept yine aynı mı? İki cello mu Yine, yine iki cello ama hocanın tabii iki cello piyano, iki, üç cello piyano eserleri de var. Biz bunları da seslendirdik. E, Kıbrıs'ta seslendirdik. E, burada birçok konserde seslendirdik. Mutlaka her programımızda bir Türk eserini mutlaka seslendirmek için özen gösteriyoruz yani. Okey. Bu Erdal Tuğcuların eserlerini siz ilk ne zaman seslendirmeye başladınız? Erdal Hoca ile de bunu konuştuk ama yine de ben, ben 94 gibi. yılında hocamın uzun havasını fark ettim. <laughs> Çalınmıyordu pek. Çok peşinde koştum. Hatta bir tane dersimiz vardı Erdal Hocam'ın. Türk müziği çok seslendirme diye. Benim piyanom cellom kadar becerikli olduğum bir konu değildir diyeyim. Hani her zaman iyi notlarla geçtim ama bir eseri e, ...düşünüp hayal edip piyanoya aktardığımda çalmam çok güçtü. Hoca da neye yazıyorsa onu çalacaksın derdi. O yüzden ben de iki cello için bir hemen küçük bir şeyler yapmıştım... hocamla beraber çalmıştık falan. Sonra e, dedim ki hocam ben master sınavına gireceğim... ...işte asistanlık sınavına gireceğim. Bana bir Türk, -Türk eseri lazım. Çünkü olan Türk eserlerini seslendirmek için e, yeterli değilim. Yani bana daha uygun, benim yapabileceğim bir Türk eseri lazım... O da dedi ki ya ben zamanında bir uzun hava yazmıştım, bir bak bakalım falan dedi. Ee, ondan sonra ben onu aldım, seslendirdim ve onun sayesinde aslında tekrar şeye dönmek istiyorum. 94 yılında gittim Sivas'taki müzik öğretmenliğime gitmek istiyorum. Ee, Sivas ilinde violonsel uzun hava yoluyla tanıtılmış oldu, violonsel çalgısı. Çünkü tanı, tanınmıyordu kimse. Dolayısıyla o yüzden önemlidir uzun hava. Dün Aslı ile konuştuktan sonra uzun havanın bir kaydı var mı diye şöyle bir baktım. Mesela yanlış yapmışım, benim bir kaydım yok orada Olmalıydı, değil mi Aslıcım? kesinlikle <laughs> Evet evet. Yani işte bu tip böyle reklam ve şey konusularında biraz yetersiziz çalışmak daha öncelikli oluyor. Tamam, e, bu o zaman <laughs> yani bu Erdal Tuğcular'ın eserlerini birkaç kere çaldınız diye anlıyorum. Çok, çokça çaldık, Hicaz şarkıyı da çokça çaldım ben. Yani konser programlarında, dediğim gibi özellikle uluslararası e, bir kongre, e, açılış konseri vesaire gibi e, etkinliklerde çokça çaldık. Erdal hocanın e, ayrıca e, mutlaka bahsetmiştir ama yaylı çalgılar dörtlüsü. Orkestra için de türkü düzenlemeleri var. Mesela onun bir gafil gezme şaşkın türküsü var. Ee, biz onu e, uluslararası bir e, festivalde Kıbrıs'ta Bellapayis'te seslendirmiştik. Rahmetli Altaççımızla beraber, e, Gazi Kuartetimizle beraber. E, çok beğeni toplamıştı. E, çok özel şeyleri var Erdal Hocam'ın. Özellikle yaylı kuartet için. Yani özellikle söylüyorum ki ulaşmak isteyen e, onunla bağlantıya geçip ya da bizimle bağlantıya geçip notalara ulaşabilirler. Çünkü basılı değil. Yani Erdal Hocam'ın da Uzun Havası ve Hicaz şarkısının ilk kez basılı hale gelmesi konser albümüyle olmuştur. Bu konser albümü de akademik ilerlemede ön koşul olan kitap e, yazma Hı -hı. E, ön koşuluna uymak maksadıyla yapılmıştır. Gerisi bilinen bütün eserler e, aslında e, mevcuttur ama bu iki eser ve Şinasi Hocam'ın Özlem adlı eseri piyano işliklidir. O da ee, bu kitap özelinde ilk kez basılı hale gelmiştir. Tamam güzel. Ee, bu 2008'deki klasik eserlerden derleme kitap konser albümü Bu işte önce bahsettim. Okey tamam. <laughs> ee, bu Beyoncé ve Piyano için saz eserleri var 2022'de Ozan Belge ile. Evet. Onlarla Ondan bahseder misiniz? Ee, biraz evvel 2018 dedim yanlış bilgi. 2008 yılında bunu hayal ettim. Çünkü minik bir yolonserciler vardı, çok becerikli, çok hünerli. Böyle onları izliyordum. O zaman yeniydi bu minik bir yolonserciler Türkiye'de. Aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu mutlaka almak istiyorum. Ben Bursinliyim ve matematik mezunuyum yani akademik olarak. Başka bir üniversiteyi kazanıp müzik tercih etmiş babam sebebiyle. Daha çok babamın beni yüreklendirmesi müzik seçmiş biriyim. E, o vakitler müzik seçmek, e, çalgı çalmak, violonsel çalmak zaten çok bilinen bir enstrüman değil. E, çok böyle itibarlı bir durum değil. Yani hani e, ne yaptın Şebnemciğim? Şimdi müzik bölümü okuyorum. Halbuki ben 900 kişiden seçilmişim falan çok mutluyum. Neyse o da iyi falan denirken sonra e, Mersin'de konservatuar kuruldu. Film ve münif hocalar çok güzel öğrenciler yetiştirdiler. Ee, gerçekten oranın opera çocuk korusu ee, Mersin halkının ee, bütün çocuklarına ulaşıp bir sürü çok çok başarılı, çok becerikli bir yolun sercilerler yetişti diğer müzisyenler gibi. E, onu mutlaka almak istedim özellikle rahmetli Pelin hocamı. E, çok şey borçluyuz Mersin'li olarak. E, şu anda çok itibarlı bir mesleğim var Mersin'de. Onlar sayesinde e, onu, onu söylemek istedim. eee 2008 yılında o küçük bir yolon selcilerle daha önce özellikle Datça'da şöyle Şölen hocamın çalıştaylarıyla tanıştığım küçük bir yolon selcilerin e, show pieces diye o yarışmalara katılıyorlar. Çok yeni konular bunlar yani en azından benim yeni duyduğum konular 2006, 2004, 2005 e, uluslararası platformlarda çaldıkları eserler özellikle Rus hocaların Ayvazoğullar falan böyle bizim aslında o e, Şeynaz Longa'mıza falan benziyor. E, dedim ki neden dedim bizim böyle hani eserlerimiz de varken acaba e, bunların piyano eşliği yok tabii. Piyano eşlik yapabilmek de benim meziyetim değil. Neden olmasın acaba dedim. Bir e, bu konudaki bilgisine güvendiğim piyanistliği iyi e, arkadaşıma söyledim ama vardır ya yaparız deyip hani bir türlü yapılmaz. Olmadı olmadı. Sonra çok yeteneklidir Ozan. E, Muammer Sun hocayla da çok e, çalışmış yetenekli biridir. Ozan'cığım bir dener misin dedim. Ben ona bir liste verdim. Bir için uygun olduğunu düşündüğüm. Aslında böyle onu onu geçiyordu. E, çok değişik e, tınılar elde etti. Sonra beraber çalıştık. Sonra o 10 6 oldu. Sonra yayın evi dedi ki onu biz bir ona tamamlayalım. Dedik ki yok biz 6 yapacağız. Yani diğerleri o kadar etkili olmadı dedik ve 6 tane de kaldı. Gerçekten çalındıkça hoşuma gidiyor. Tabii bunu bir de özellikle tek başına çalışmak zorunda kalan insanlar için 4 farklı karaoke'li, 4 farklı metronomda şey haline de getirdik. işte evde çalışabilme Kitabı haline de getirdik. Onun da e, dönüşlerinde bu konuda memnuniyet olduğunu duydukça e, çok mutlu oluyoruz tabii. Ee, internete yazınca Ozan Belge diye mi çıkıyor eser? Hani bir, nasıl, diyeyim ki almak isteyen biri oldu. Nasıl temin ediyorlar? E, hangi yayın evi? Müzik, müzik Eğitim yayın evi. Şöyle bir hazırlık yapmıştım. Budur. Okay, tamam. Yani e, internetten bir yerden sipariş etmek lazım. Müzik diyelim. eğitimi yayınlarından sipariş edebiliyorlar. Okay. Yani o okay. işin hani şey e, sipariş ve şey kısmı gerçekten hiç hiç yani, bir e, öğrenemediğim kısmı e, Yani değil. bu röportajı dinleyen bir Evet. İstekliğe... Biyologlar ve piyano için saz eserleri alması yetiyor. Şevnam Orhan, Ozan Belge. Okey. Youtube'da linkleri var. Oradan e, müzikleri, eşlikleri paylaşabiliyor. Farklı dört tempoda. Ee, şimdi benim konuşmak istediğim iki konu kaldı. Ee, bir tanesi bu Çelle orkestrası konusu sizin Değil o mi? yani e, hakikaten can çalıştığınız e, ebadına aklımın almadığı bir iş. Yani her seferinde <laughs> o kadar insanı orada görünce bu kadar adamı bu Şebnem Hoca nasıl topluyor diye hayretler ediyorum. Yani nasıl beceriyorsunuz? ...yüz tane e, o kadar insanı oraya getirmeyi hiç aklım almıyor bir anlatır mısınız ya yani bu konumuzun dışına çıktık ama bu sonuçta Türkiye'deki viyonsel camiasının, viyonsel ailesinin çok önemli bir faaliyeti e, kimsenin yapamadığı ilk sizin başlattığınız ve devam ettirebildiğiniz başlatmak Bence kolay kısmı devam ettirmek zor kısmı bir, biraz bir anlatır mısınız yani hiçse 5 dakika bundan da e, bahsetmiş olalım yani e, İzzet hocam şöyle aslında siz dışından inanamıyorsunuz ya ben de içinden inanamıyorum buna Hani bilmenizi isterim samimiyetle söylüyorum. E, şöyle yani küçüklüğümden beri aslında insan birleştirmek e, bir araya gelmek. Hani bu yemek vesilesiyle, sohbet vesilesi herhangi bir sebeple bu benim biraz böyle ilgimi çok çeken e, hani küskünleri barıştıran falan. Hani böyle bir misyonum olduğunu söylerler. E, tabii aslını sorarsanız e, şimdilerde görünen bir şey bu ama e, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenliğim sırasında e, viyolonsel öğrencilerinin bağlarını güçlendirmek için e, ben böyle küçük top yani olan viyolonsel öğrencilerimden küçük viyolonsel toplulukları oluşturmuştum. O zaman YouTube yoktu. Hadi bu dünyada yapılan bir şey ama benim haberim yok. Benim tek niyetim bu çocukların ilişkileri artsın, rekabetin dozunu bilsinler. Hani birbirlerini severek rekabet etsinler diye e, küçük mesela Schubert Serenat'ın piyano e, eşliğinden uyarlamalar yaparak onları bir araya getirdiğim hatta Hekimoğlu türküsü çalarız biz hocam e, şeyde çelli orkestrasında o yıllardan kalmadır yani öğrencilerim çalabilsin diye üç violonseli uyarladığım bir türküdür Hekimoğlu hani şu anda yeri var diye söylüyorum onun dışında bir sürü başka şey Twinkle bile yapılmıştır yani hani çünkü düzey olarak çok başlangıçtalar e, işi yaradığını çok gördüm orada ...beraber müzik yapmanın ve violonselin tınısıyla o müziği yapabilmenin hazını çok içimde titri titriyor. Yani e, Aslı'cım da inşallah bu sene bize dahil olursa bizi çok güçlendirir. Onun harika çıkarttığı ses bize çok güç verecek. E, evet. Burada tabii e, yıllar sonra tekrar bu işin ortaya çıkmasının sebebi aslında... E, ...duygusal zeka ile ilgili bir araştırma yapıyordu bir doktora tez öğrencim. E, tez konusu da benim ona önerimdi. Sebebi şu... Bazı çocuklar o kadar iyi çalgı çalabilirken birlikte müzik yapma konusunda büyük sıkıntı içindeler. Bazıları ise çok daha yetersiz olmalarına rağmen o birlikte müzik yaparken devleşiyorlar. Bunun tabii ki sebebini ben tahmin ediyorum ama bilimsel olarak ortaya koymak için bunu duygusal zekayı bağlayıp birbirini dinleyebilme, empati, yardımlaşma falan gibi faktörlerin beraber müzik yapmadaki rolünü araştıran bir doktora tezi 2008 yılında. E, oluştururken küçük küçük böyle gruplarla bu işi sınadık. Sonra e, bizim tabii ders saatlerimiz maalesef bir e, saate iki öğrenci şeklinde olunca e, akademik olarak biyolonsel sistematiğini benim uygulamam söz konusu olmadı. Foyart, Gam, Sevcik Çalışamadan e, öğrencilerime Haral'a işte e, eserlerle bir şekilde e, mezun etmem icap etti. Dedim ki ben bir Ortak grup yapayım, hem daha çok göreyim öğrencilerimi, hem de temel bilgileri bu ortak grup içerisinde bir kere anlatarak hepsine e, mal edeyim. Bu, bu arada e, Suzuki eğitimi falan da almaya başlamaya niyet ettiğim zamanlar bunlar hocam. Tabii onun toplu çalmadaki o gücü de e, Suzuki Eğitim vasıtasıyla fark ediyorum. E, Güzel Sanatlar Lisesi'nden 1996'dan 90... 2000 yılına kadar böyle bir daha hatta 2005'e kadar 12 yıl kadar çalıştım. Bir deneyimim var birlikte müzik yapmayla ilgili. Çocuklarımı birleştirdim. Sonra Umut ve Mutluluk. Ben bu arada pozitif psikoloji çalışıyorum hocam. Ee, biz çünkü bireysel çalgı dersinin bir koçluk e, olduğunu düşünüyorum ve e, hani çocukların çalgıyla olan bağının pek çok parametresi olduğuna inanıyorum. Yani e, biraz böyle hani e, o yüzden bu tip şeyleri de sevdiğim için Başka bir doktora tez öğrencime dedim ki toplu çalmanın umut ve mutluluk üzerine e, etkilerini araştıralım. Hadi dedim kuruyoruz bu orkestrayı sağ olsun o da Hazan Ercan çok e, özveriyle çocuklarımı çalıştırdı. Benim yine kendi ona rica ettim buna rica ettim kimseden bana bir e, uyarlama çıkmadı hocam. <laughs> yani var olanlar için çok teşekkür ederim ama o dönemde fazla ciddiye alınmadım. Çok sürmez bu iş dediler çünkü muhtemelen. Sonra kendi yaptığım küçücük etkinliklerle sahneye çıktık. Ben de dediğim gibi, hani siz dışından inanamıyorsunuz, içinden ben de o Romberg sonatın Haçlı Seferleri gibi şuramda titrediğini hissettim. Ve nefesle çalışan bir grup, bir şef yok. O çocuklarımın, hani o duygusal zekanın gelişebilme durumunu falan, hani umut ve mutluluk. Her şeyi orada böyle gördüm, dedim ki bunu sürmesi lazım. E tabii seçme bir grup değil. Hani bunu mutlaka söylemem gerekir. Bunu buradan izleyenlerin vermem gereken en önemli mesaj bu. E, hani en iyilerle yapılmış bir topluluk değil. Gerçekten e, 4 yaşında da var 1 aydır çalan da var 5 aydır çalan da var 40 yıldır çalan da var işte sizler gibi profesyonel biyolojiler de var o toplulukta ben galiba 2 kere geldim değil mi? 2 idi galiba şimdi tarihleri söylesem uygun olur mu diye düşündüm davet ediyorum lütfen not alınız 100. yılda 100 Çello becerirsem geleceğim 100. <laughs> 100. yılda 100 Çello projemiz var şöyle bir 100 koro diyorlar 100 kişilik korolar neden 87'ye ulaşmıştık? Neden 100 olmasın? 13, 13 kişi mi eksik dedim. Gerçekten bu sefer Kıbrıs'tan da katılacaklar. Ee, yeni Mahalle Belediyesi destek oldu. Bu arada belediyeler davet ediyor, üniversiteler davet ediyor ama biz tabii hareket kabiliyetiz. Yani size anlatacak değilim yol onselcilerin e, hareket kabiliyeti çok pratik olmadığı için üniversitemiz çok büyük destek sağlıyor. Bunu söylemezsem ayıp ederim. Müzik eğitimi ana bilim dalı çok sahip çıkıyor. Dekanlığımız çok sahip çıkıyor. Bu işler sahipsiz ve desteksiz benim tek başıma başarabileceğim şey değil. Ben sadece e, hadi arkamdan geliyor musunuz diyorum. Sağ olsun herkes sarılarak geliyor. E, bunun çok büyük e, duyumunu yaşıyorum aslında. Şu hayattaki en iyi yaptığınız şey ne derse bir çocukların bir de orkestram diyebilirim. E, duygulanıyorum yani. Vallahi bir açıdan çok benziyoruz sizinle. Sizde de bir şövalye ruhu var, bende de var. Evet. Ama bir açıdan hiç benzemiyoruz. Siz bana göre inanılmaz pozitifsiniz. Ben ne kadar e, karamsar bir adamsam, değil mi Aslı? Yani Şemdem Hoca bana göre inanılmaz pozitif, inanılmaz enerji enjekte eden bir yapısı var enerji alan değil. Daha ben... çok bir araya gelelim bulaşıcı hocam biliyorsunuz. Her <laughs> negatifinizi reddediyorum. Yeterince negatif şey var hayatımızda. <laughs> Beraber çeyreğimize sarılıp birlikte olunca birlikten gerçekten kuvvetli oluyor. Hocam kuvayı milliye yani. Hani nasıl oluyor diyorsunuz işte öyle oluyor gerçekten yani e, Aslı'cığım o kadar istiyorum ki yanımızda olmanı yani yapıyorum başlıyoruz yapıyorum ve bitiyor yani hani her seferinde Allah'ım çok şükür falan diyorum yani. Hani çünkü şef yok. Evet. Bu sene mutlaka sözümü tutacağım. Evet. Tek nefes yani. Hani şimdi böyle şeyler çıkıyor. Türkiye'de ilk ve tek falan. Hani çok mahcup oluyorum bunlardan. Çünkü bizim öyle ilk ve tek olmak gibi hiçbir iddiamız yok. Hiç, hiç öyle bir niyet yok. Öyle bir e, pazarlama yok hiç sevmem şey bir, bir olmak, yani bir olabiliyoruz ya. En büyük doyum bu yani. İnsanlar kolay değil yani sonuçta biz Ankara'da hı hı. çok şövalye ruhuyla bir şeyler yapabiliyoruz. E, farklı farklı e, isimler olur. Çok önemli değil ya. Sonuçta herkes sizi de biliyor, biz de biliyor. E, herkes her şeyi pazarlayabilir. Bu bir pazarlama faaliyeti değil en azından siz. Hayır asla. asla, da asla değil. Değil. İlham oluyoruz hocam. Evet. E, Muğla'da bir violonsel öğretmeni bana e, mesaj attı. Hocam dedi biz de violonsel orkestrası kurduk. Onunki toplulukta bir, tabii bu mevcutla alakalı. şimdi Gazideki violonselci popülasyonu e, hayrete düşürüyor insanları. E, muhakkak belki çevre orkestrasının da burada e, çekici bir tarafı olabilir. Hani Çocuklar daha çok sahneye çıkabilmeyi arzu ediyorlar. Çünkü kısacık bir eğitim yaşamları var. Ee, çok hoşuma gidiyor yani hocam bakın biz de yaptık bize ya o kadar hoşuma gidiyor ki e, her zaman desteğim ve dediğim gibi buradan bir çağrı e, bu provalara ve benim hafif şiddetime <laughs> e, şey göze alıyorlarsa e, başımın üstünde yerleri var e, son konuya geçip kapatmak evet. istiyorum Buyurun. başta kayıttan önce söylemiştim size çok uzatırsak konusuyla evet. ilgili Yoksa bana çok keyifli sizinle konuşmak. Ee, bir iletişim bilgisi sizinle alakalı vermemiz lazım. Sonuçta e, sizin yaptığınız bu orkestraya istinaden sizinle iletişime geçmek isteyen insanlar nereden nasıl iletişime geçebilirler? Diyelim ki ben de bu çelle orkestrasına katılmak istiyorum dedi. Sizin uygun gördüğünüz bir şekilde nasıl iletişime geçirtebiliriz o insanları? Ee, şimdi tabii dediğim gibi hep e, her türlü işçilik bende mevcut fakat o reklam kısmını biraz zayıf olduğu için öğrencilerim e, yıllardır uyarıyorlar beni. Hocam Instagram hesabı falan işte tam açtık. E, ama orayı yönetmemiz lazım. Ya işte e, ben bilemem ki onu. Hani hatta e, daha eskiden daha e, yani küçük detayların farkında bile değildim. Şimdi onu yöneten erkanımız var bizim. E Çello Orkestrası Instagram hesabından. Cello ile ilgilenen herkese farklı şehirlerde de olsa çünkü bir network bu yani bizim orkestramızı sizler çok iyi biliyorsunuz Kars'tan da gelen var, Urfa'dan da gelen var, Bursa'dan da gelen var, Balıkesir'den de gelen var. Dolayısıyla diyor ki mesela ben şuradayım ve bunu öğrenmek istiyorum diyor o zaman hemen diyoruz ki çocuklar kim var orada kim yardımcı olabilir? E, oradan öyle bir bağımız var. E, arzu ederlerse Çelli Orkestrası'ndan e, ulaşabilirler Instagram hesabından. Onu dediğim gibi Erkan Tonyalı yönetiyor. Tabi orkestranın çok e, kıymetli e, e, destek verenleri var. Yani resmi yazışmalar var, e, notaların dizaynı var, afişler var, e, program var. Her şey e, bağlantılar. E, Sağolsun onlara buradan da teşekkür etmek istiyorum. Öyle tek e, benim ee, sadece öncüyüm ben. Ee, yardım edenim çok, hangi birinin ismini saysam diye şu anda düşündüm. Çok uzayacak o yüzden hepsine buradan e, öpücüklerimi yolluyorum. Evet, e, ya ben teşekkür etmek istiyorum. E, hep hani sizinle ne zaman bir irtibatımız olsa hep enerji alıyorum. E, i̇nşallah sizi aşağı çekmiyorumdur ruh halimle diye endişeleniyorum. Sonuçta aynı dünya görüşünde olup Farklı üsluplarımız var ama hedef aynı diye düşünüyorum sizin de benim de. Ee, o yüzden sağ olun en sonunda 3 <laughs> sene yakın bir sürenin sonunda belki ilk konuklarımızdan biri olacaktınız ee, bugüne kadar geldik. En sonunda becerdik en azından e, önemli bir checklist'teki bir tıkı atmış olacağım kendi açımdan. Şey Mahc mahcup ediyorsunuz beni ben çok mahcubum özellikle Aslı'cığım hiç peşime bırakmadı işte onun o <gülüyor> 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 ama e, gerçekten çok özel bir iş yapıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum Tayfun Bey'e. Ee, yılmadan beni hala istediğinizde çok minnettarım. <laughs> Olur mu? Yani nasıl olacaktı da çok bana göre çok uzadı ama yapacak bir şey yok. Evet, evet Aslı soracağım bir şey var mı? Ee, Şebnem Hoca'ya buradan. Aa, soracağım belki küçücük, sonuç gibi yontal okulu ile ilgili minicik bir şey olabilir. Çünkü siz de yine Türkiye'de bunu ilk yapanlardan bildiğim kadarıyla birisiniz ve çok fazla bilinir değil ülke içerisinde. Belki bilgi vermek, bir fikir vermek, bunun e, küçük yaşta bir yolun için nasıl bir geri dönüşümü size olduğu. Çünkü siz gerçekten dediğiniz gibi 3-4 yaşından itibaren çok küçük bir yolun tercihleri o zehri veriyorsunuz. Ve bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bu onun için daha yararlı mı? Nasıl bir şey? E, bir Azıcık da onun hakkında konuşabiliriz. Azıcık hemen, yani biraz seviyorum sanıyorum konuşmayı. Uzatabilirim, beni lütfen durdurun. Şimdi... E, ee, Şölen abiyle ilk tanıştığımda bana şey demişti. O zaman Suzuki Müzik çeliği Okulu diye bir, bir, bilgi yoktu bende. 2006'lı yıllarda. Keşke Amerika'ya hani gelebilsem ve böyle bir eğitim alsam. Bu böyle bir, bir, yerde durdu ama tabii imkansız. Üniversitede çalışıyorum. Aslında çok imkanlıymış ama ben onu imkansız zannediyorum. O bilgi burada durdu. Sonra lisans üstü öğrencilerimden özellikle mezun olanlardan hep şöyle sorular alıyordum. Hocam ee, işte... 5 yaşında bir öğrencim var. Ona hangi metot başlayabilirim. İşte Güzel Sanatlar Lisesi'ne atandım. Hangi metotla başlamam lazım? 60 yaşında yetişkin bir öğrencim var. E, bu bilgi bana şeyi, şunu yapmam gerektiğini fark ettirdi. E, pek çok kıymetli hocanın derslerini dinlemiş biri olarak e, öğrencilerimi Bilkent'e, Hacetepe'ye e, gönderirken onların da e, onlardan edindiğim bilgilerle e, dedim ki bir ders açayım. Hangi yaş grubuna neler olabilir? Hani öğretim yöntemleri gibi bir ders olsun, yolonsal öğretim yöntemleri olsun deyip bir ders açtım. Sonra duydum ki Türkiye'de Suzuki cello eğitimi verilecek. Keman eğitimi veriliyordu. Ee, ve lisans üstü öğrencilerimden birkaçıyla beraber hemen buna müracaat ettik. Tabii ee, bir ön yargım vardı. Yani şüpheniz olmasın. E, Gittim işte Twinkle falan böyle biraz fazla da şey de yapmıyorum hani negatif de etkilemek istemiyorum saygısızlık etmek istemiyorum karşımızdaki çok kıymetli bir hoca üç farklı periyotta beşer günlük ders aldık ilk periyotta aman canım işte hani Türkiye'ye de geldi ulaşılabilir bir alayım falan diyerek ilk periyodumu tamamladım. İkinci periyotta fena da değilmiş dedim. Üçüncü periyotta e, hatta sınavını almakta zorlandım. Yurt dışından hocalarla e, şey yaptık. Dedim ki herhalde ben tarikata mensup oldum. Çok etkilendim çünkü yani hani o kadar etkili bir öğretim yöntemi ki ana dil eğitimini baz alıyor. Sürekli tekrarlarla, neşeli müziklerle çocuklara gerçekten çalgı eğitimi veriyor. Tabii onun da handikapları var. Tek yönlü olmaması lazım. O ayrı bir tartışma konusu olabilir. Aynı şekilde Kodaya eğitimi de geldi Türkiye'ye. Ama benzer bir lisansla değil, daha küçük tanıtımla Color Strings'le ilgili. Mesela orada da, onu da hemen söylemek isterim merak edenler için. Bu benim tamamen kişisel görüşüm. Suzuki eğitiminde neşe ve sevgiyle, sarılarak, selamla, saygıyla olan bir şey var. Bu da tabii ki öyle, şüphesiz. Ancak hep üzü, üzücü şarkılar. Kadayı tüm Tüm tuşayı tanıtıyor ilk etapta. Çok büyük bir kolaylık o. E, ama hani kıyaslamam gerekirse e, ben biraz daha Suzuki'ci e, olduğumu itiraf edebilirim. Ama e, tek tip sadece Suzuki ile olur olmaz. O ayrı bir sonra başka belki öğretim yöntemleri konusunda tartışırsak konuşuruz onları da. Konu budur. <laughs> evet çok teşekkür Hı -hı. ederim. Türkiye'de Hı -hı. daha bilinirliği evet belki art nasıl gerekli olan sistemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu o yüzden sormak istedim. Evet evet Teşekkür ama ederim. çok kıymetli bir sistem. <laughs> Bu sebeptir ki, denkidir ki Japon ve Çinli çocuklar küçük yaşta harika şeyler yapıyorlar. Ee, i̇leri eğitimleri olduğu zaman Suzuki Çelli Okulu birinci kitap öğretmeniyim ben. İki, üç, yani Dördüncü kitap öğretmeni değilim. Orada sınırımız var. Sınavlar ona göre level level. Ee, işte açılsın diye uğraşıyoruz ama biraz pahalı eğitimler tabii. Evet Tayfun var mı soracağın bir şey? Yo ellerine sağlık. Ben çok memnun oldum Şevnem Hanım'ı tanımaktan. Sahiden o enerjisi bize de yansıdı. Aradan sonra böyle bir aradan sonra e, buluşmak için çok iyi bir konukmuş. Aslı'ya teşekkürler. Çok güzel bir başlangıç oldu. Elinize emeğinize sağlık. Başarılarınızın devamını bekliyoruz teşekkür istiyoruz. Teşekkür ederim Tayfun ve sizi konserlerimize bekliyoruz. Hay 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 seve seve yani. Böyle bir resim var. orada bulunmasını çok arzu <laughs> ederim. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkürler. Yani teşekkür e, Şemnem Hoca'nın herkese cesaret veren bir tarzı var. Kesinlikle. Aslı bilir ben e, bu tip böyle yeni hevesli insanların hevesini kırmayı çok güzel beceririm. <laughs> tam tersi. Ya ben söyledim, aynı hedefe yönelik de olsak ben çok... Negatif biriyim. Değil mi Aslı? Yani yalan söylemiyorum herhalde. Çok e, şeyim. E, e, e. <laughs> desin Aslı e, hocam şimdi? Aslı değil, <laughs> Öyle, öyle ama. Yani biliyor, <laughs> e, ben hiç yani ben her zaman işin en negatif tarafından bakarım. E, Sizde tam tersi. Yani nasıl e, olurun tarafındasınız. O yüzden çok o anlamda tam 180 derece zıt gözüküyoruz. Hocam işte. bu bir denge ama. Yani siz öyle bakacaksınız. Evet. Ben böyle bakacağım. Sonra ortada buluşacağız. Evet, evet. sağ olun geldiğiniz için çok, çok teşekkürler. Ee, o zaman Aslı sen kapatırsan bir beş dakikada sonra kayıttan sonra kendi aramızda sohbet edelim. Tabii tekrar teşekkür ederiz. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar birlikte olmak sizinle çok güzeldi. Bu sezon umuyorum kötü haberler almadan bir kesinti yaşamadan devam etmek hepimizin ümidi. Pazar günü yayında olacak tekrar bu şeyimiz her hafta pazar günü saat 9'da Hepimiz artık aslı normale döndü diyoruz. <laughs> artık. Umuyorum şimdi biraz böyle korka korka söylüyorum ama Aboneliğimizde aboneliğimiz, e, abone olursanız ve yandaki çanı tıklarsanız size bildirim gelecektir. Yeni bölümlerle, harika konuklarla bu sene de birlikte bir olmak ümidindeyiz. Teşekkür ederiz. Biz vazgeçmedik hani e, kanalı kanal hakkında bana ya bıraktınız herhalde bitti falan diyenler var. Öyle bir şey yok. Bu iş 250 bölümde bitecek. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, sadece dediğim gibi Aslı Hanım'la Tayfun Bey'in 50 tane konuları vardı. B bitti veya ara verdiğimiz düşünüyorum <laughs> o konulara. Çok ama Aslı. Tabii ki çalışkan ama <laughs> hani o, onlar e, uygun olmayınca benim yapabileceğim bir şeydi, bir ekip işi. Onlar uygun olduktan sonra biz ne zaman olsa bu işi yapacağız. Hiç öyle bir e, hani vazgeçmek gibi bir şey söz konusu değil. Onu da böyle aradan e, ekleyeyim ve kapatalım. Evet. Çok teşekkürler diyorum. Görüşmek üzere.